devlet olarak dilimize tercüme edilen Diyaloğun son kitabı. Dolayısıyla bir yazar son kitabında ne yapar? Söylemek istediğini, ana fikrini çok fazla evirip çevirmeden doğrudan mesajını, bildirimini ulaştırmak ister. Değil mi? En azından iyi bir yazar böyle yapar. Böyle yapması lazım. Dolayısıyla Platon'un Politeya diyaloğundaki ana mesajını 10. kitaptan takip etmemiz mümkün. Yani bu kitap her zaman böyle görülmemiş. Fakat 10. kitabın çok belirleyici olduğuna yönelik bir dizi yorum hattı da gelişmiştir. Şimdi başından beri söylediğimiz şiir, şair, Homeros, Hesiodos ve tragedya şairleriyle Platon'un mücadelesi devletin bu son kitabında durumuna çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi elimizde hangi materyaller vardı? İlk olarak Platon'un daha önceki dönemine ait Sokrates'in savunması ve İyon diyalogları vardı. Sokrates'in savunmasında Sokrates kendisine bilge olup olmadığını anlamak için, yani Delfoi kâhininin aktardığı tanrı bildirimini kanıtlamak ve ne olduğunu anlamak için topluma atılıyordu. Üç toplumsal grupla: siyasetçiler, zanaatkarlar ve nedir? Şairlerle karşılaşıyordu. Şairler kısmına geldiğinde şiir hakkındaki ilk belirlemelerinden birini yapıyordu. Nedir o? Aslında bunların erdemi kendi zihinsel faaliyetlerine, ki o zihinsel faaliyetler Platon'un 3 bölümlü ruh teorisi açısından ruhun en üst tabakasına, katmanına daha doğrusu karşılık gelir. Şair bu zihinsel faaliyete dayanmadan Tanrı'dan gelen bir esin, bir doğal esinlenme neticesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunun erdem olup olmadığı kuşkulu. Değil mi? Bu temel bir meseleydi. Bir. İkincisi, şairlerin geleneksel dönemdeki otorite pozisyonları onları bir yanlış anlamaya yönlendiriyordu. O da şuydu: aslında tek bir konu hakkında bilgi sahibiler, fakat bütünün bilgisini paylaştıklarını ve bütünün bilgisine sahip olduklarını düşünüyorlar. Yani kendi mesleklerini iyi yapmaları onları bütünün bilgisine sahipmiş gibi bir yanılsamaya götürüyor, ki bu da aslında Platon'a göre geçen ders işlediğimiz doksanın alanıdır. Doksa aynen okunduğu gibi yazılıyor. Doksa yanılgının, kanaatin, kanının, hakiki bilgi olan episteme neyse onun karşıtını ifade eder sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada şiirin doksik, doksa pozisyonundan bahsetmiştik. İyon diyaloğunda ise bütün bunlara İyon adlı rapsodosun eşliğinde bir de büyülenmişlik, yani Sokrates'in savunmasındaki şairlere karşı eleştirisinde bulunmayan, dinleyicinin pozisyonu açısından olaya bakan, şairin uyandırdığı etkiler bağlamında eleştiren bir konum alma da geliyordu. Büyülenmişlik, yani şair kendi püsükesinin alt üst olmuşluğunu, yani ruhun en üst katmanı olan akıl katmanının tepe taklak olup en alta inmesini, aynısını dinleyicide de oluşturur diyordu. Şimdi bu kitabında bakalım. Şimdi bu kitabında aslında sevgili arkadaşlar kitabın bütünlüğü içinde ele alınması gerekiyor. Yani bu meselenin. Çünkü bu mesele, şairle filozof arasındaki mesele, hakikaten estetik ve politika arasındaki mesele olarak çokça tartışılmıştır. Bu aslına bakılırsa bir yasama, yasa koyuculuk problemidir. Mesela modern döneme gelindiğinde Şeley, Şiirin Bir Savunması adlı kitabında Platon'a cevap verircesine şairler en iyi yasa koyuculardır diyecektir. Romantizmin içindeki belli akımlarda, çünkü romantizm böyle monoblok bir akım değil, birbirinden çok farklı akımlar cirit atıyor romantizm içinde. Romantizmin içindeki belli akımlarda şairin peygamberane rolü, şairin yasa koyuculuğu, muhayyilenin akıl karşısındaki önceliği veya muhayyilenin aklı desteklemesi, imgelem gücü vesaire unsurlar ön plana çıkarılmış ve mesele yeniden tartışılmıştır.
Bu estetik ve politikayı tartışmanın bir veçesidir. Fakat dediğim gibi kitabı bir bütünlük içinde ele almak lazım. Eğer mesele yasa koyuculuk problemi ise kitaba bütünlük içinde bakmakta fayda var. Şimdi birinci kitapta Sokrates Pire'ye indim diye başlıyor. Pire bugün Atina'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Atina'nın limanı. Yani Atina'dan Pire'ye inilir. İniyor oraya. Bir dini festivale katılıyor. O bulunduğu bir gece içinde adalet üzerine tartışmalar gelişiyor. Adalet üzerine tartışmalarda Trasimakos diye daha önce zikretmiş olduğum sofist bir figür, adaletin güçlünün işine gelen olduğu tezini savunuyor. Yani adalet sofistlerin genel anlayışında olduğu gibi zamana ve mekana bağımlıdır. Adalet temelde görenekler nomoi meselesidir. Yani özsel bir adalet tanımına ulaşamayız. Atina'da farklı, Sparta'da farklı, Milattan önce 5. yüzyılda farklı, sonraki 5. yüzyılda bambaşkadır. Şimdi Platon bütün diyalog boyunca aslında temelde buna cevap vermeye çalışır. Gelir 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 temelde 5. kitapta çözümü şurada bulur. Daha önce okuduğum konuyla bağlantısı için yeniden okumak istiyorum. Filozoflar bu devletlerde kral ya da şimdi kral, önder dediklerimiz gerçekten filozof olmadıkça, böylece aynı insanda devlet gücüyle akıl gücü birleşmedikçe, kesin bir kanunla herkese yalnız kendi yapacağı iş verilmedikçe, bence bu devletlerin başı dertten kurtulamaz. Şimdi demek ki mesele ne? 5. kitapta işlenen ve 10. kitapta da bağlantı içinde olan, adaletin bilgisine ulaşabilecek olan kimdir? Filozoflar. Çünkü adalet, Sokrates'in erdem bilgidir tezinde olduğu gibi, adalet de bir erdemlerin en toplumsalıysa, adalet de bir bilgidir. Peki bu adaletin bilgisi nasıl bir şeydir? Adil eylemler değildir mesela. Tikel olarak adil olanlar değildir. Adaletin hiç değişmeyen bir tanımını veren ideanın bilgisidir. İdeanın bilgisini ise ancak filozoflar görebilir. Şimdi 5. kısımdaki bu ünlü bölüm, yani filozoflar kral, krallar filozof olmalı meselesi, aslında işte insanlık tarihi boyunca en çok tartışılmış meselelerinden biridir. Platon'un Sokrates'in savunmasındaki polisle filozof arasında açılan trajik çatışmaya bulduğu çözümdür. Zaten polis bu kitabın alt başlığı da sevgili arkadaşlar, Politeia, orijinali daha doğrusu. Politeia'nın tercümesinde yani modern bir kelimeyle, tek kelimeyle karşılanmasında çok ciddi problemler var. Karşılanması çok güç çünkü. Aynı zamanda rejim, siyasal form, yaşam şekli, etos hepsini barındıran bir manası var Politeia'nın. Fakat Latince'ye Respublica olarak geçiyor ve İngilizce'de bu yüzden Republic olarak çevriliyor devlet kitabı. Bizim dilimize ise devlet olarak tercüme edilmiş. Fakat bunu modern bir devlet olarak kesinlikle anlamamak lazım. Şimdi Politeia'nın temelinde adalet bulunduğu fikrini işlemeye çalışıyor Platon. Adalet bir erdem, erdemlerin en toplumsalı. Platon kendisine bir yer açmaya çalışıyor. O açmaya çalıştığı yerde daha önce şairler bulunuyor sevgili arkadaşlar. Erdem'in bekçileri, toplumsal bir erdem olarak da adaletin koruyucuları, anlatabiliyor muyum? Platon yer açmak için bir şiddet eylemine girişiyor aslında. Şiddet eylemiyle şairleri oradan kovuyor ve yerine filozofları koyuyor. Mesele budur. Yani bu filozoflarla krallar arasındaki mesel tarih boyunca dediğim gibi çok tartışılmıştır. Yani popırcılar genelde bunu totalitarizmin kaynağı olarak görürler. Bence çok saçma bir şekilde, anakronik bir şekilde. Fakat asıl mesele burada filozof figürünün öne çıkışı ve bunu başka bir toplumsal figürü dışlayarak yapması. 5. kitabın temel olarak özü bu. Fakat daha detaylı okumanızı öneririm. Şimdi gelelim 10. kitaba, asıl meselemize. Asıl meselemize geldiğimizde şu ortaya çıkıyor. Bir kere Platon sanatın ruh üzerindeki etkisini o kadar önemsiyor ki aslında. Yani mesela İyon'u hatırlayalım. İyon'da
şairin ya da rapsodosun dinleyicinin ruhunda oluşturduğu alt üst edici etkiden bahsediyor, değil mi? Dolayısıyla Platon çok önemsiyor. Yani sanatı belki sanatçılardan daha fazla önemsiyor aslında bakılırsa. Sanatın tek başına polisin temellerini yıkabileceğini düşünüyor. Yani bütün bu kitap aslında şairlerin devletten kovulması bağlamında okunabilir. Tabii ki bu basitçe kapıyı göstermek değil. Platon burada Batı sanat tarihinde 2500 yıldır tartışılan mimesis ve diğerleri gibi pek çok terimi ve tartışmayı bu estetik politika tartışmasının içine sokuyor. Şimdi diyor ki 595A kurduğumuz devletin diyor, kurulabilecek devletlerin en iyisi olduğuna beni inandıran çok şeyler var. Ama dikkat edin, inancımı asıl destekleyen şiir üstüne vardığımız kuraldır. Yani bir politeya kuruyoruz aslında. Devlet diyor ya, politeya aslında o. Bir politeya oluşturuyoruz. Bunun en iyi ideal politeya olduğu konusunda kanaatim kesin. Fakat bu kanaatimi destekleyen en önemli unsur şiir üstüne vardığımız kuraldır. Demek ki bu politeyanın temellerini oluşturma konusunda şiir irtibatı çok önemli bir rol taşıyor. Oluşturucu temel bir rolü var. Hangi kural diyor? Şiirde benzetmeye dayanan her şeyi atmak, yani mimesise dayanan her şeyi atmak. Bunun ne kadar yerinde olduğu insanın içindeki güçleri birbirinden ayırdıktan sonra büsbütün ortaya çıktı. İnsanın içindeki güçlerin birbirinden ayrılması. Yani insanın içindeki güçler nedir? Akılla kontrol eden en üstteki yan bu devletteki politeyadaki filozoflara karşılık gelir, değil mi? Onun altındaki tümos, gazap yetisi bu koruyuculara karşılık gelir. En alttaki de şehvet, arzulama, istek yetilerinin olduğu, bedensel isteklerin doyurulduğu kısım. Ruh böyle üç bölümden oluşur. Tıpkı toplumun olduğu gibi. Bu klasik siyasi düşüncenin ayırt edici vasıflarından biridir. Yani bir insanın özne olarak, tırnak içinde özne olarak ruhuyla toplumun yapısı arasında paralellikler kurulur. Organizmacı düşüncenin temelleri sevgili arkadaşlar. Bu güçleri ayırdıktan sonra büsbütün ortaya çıktı diyor. Neden? Çünkü eğer ruh üç bölümden oluşuyorsa, akıl en doğru, hakiki bilgiye götüren katmanıysa, bunun filozoflar tarafından temsil edilmesi gerekiyorsa, şiirin alt katmanlara ait olduğu fikri ortaya çıkıyor, değil mi? Nasıl diyor? Nasıl ortaya çıktı? Bunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü gidip beni benzetmecilik yapan tragedya şairlerine ve daha başka yazarlara fitnelemezsiniz. Yani neden böyle diyor? Çünkü yani tragedya şairlerinin çok büyük bir popülaritesi var. Ayrıca şairin eski otoritesinin 5. yüzyıldaki mirasçıları bunlar. Hep dediğim gibi konularını Homeros'tan alıyorlar. Tabii ki işleme yöntemleri birbirinden çok farklı. Homeros'la Sofokles meseleleri başka türlü işliyorlar. Başka türlü tarihsel bağlamları var çünkü. Dolayısıyla diyor ki yani bu şiire yönelik böyle konuşmak da biraz ne diyelim, bu dedikodu hemen yayılabilir, işimiz başımıza iş açılabilir. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı savunmaya da bir atıf ya da ima olduğunu düşünebiliriz pekala burada. Tıpkı Sokrates'in Atina'daki felsefi faaliyetinin komedya şairi olan Aristofanes tarafından bulutlarda tiye alınması ve bu Sokrates'in savunmasında gördüğümüz iki iddiadan eski suçlamaları oluşturması. Anlatabiliyor muyum? Yani Platon meselenin çok farkında, ima ediyor bence orayı. Diyor ki bu konuda şairlerin otoritesi güçlüdür. Biz de yeni yeni otorite arayışı içinde olan filozoflarız. Eşit bir ilişki içinde değiliz. Bence bu çeşit eserler zararlıdır. Onları seyreden ve dinleyenin hazırlığı yoksa, yani benzetilen şeyin gerçekten ne olduğunu bilmiyorsa, içinin düzeni bozulur. İç püsüke işte, o
ruh olarak tercüme edilen, aslında tam olarak ruh karşılığı olmayan, eski karşılıklarından biri nefs olan, Latince'de anima diye karşılanan terim, psyche. Psyche kelimesinin, psikolojinin, psychesinin geldiği yer bu sevgili arkadaşlar. Tabii ki modern psikolojinin psychesiyle Platoncu psyche arasında dağlar kadar fark var. O ayrı bir konu, fakat kelime oradan geliyor. Şimdi onları seyreden ve dinleyenin hazırlığı yoksa, yani bu kişiler filozof değillerse ve gerçeğin hakiki bilgisine ulaşacak uzun ve zahmetli bir eğitimden geçmemişlerse, ki onun adı bütünsel bilgiye ulaşılan akademiyadaki felsefi eğitimdir. Benzetilen şeyin gerçekten ne olduğunu bilmiyorsa dinleyici, yani filozoflar akademiyada temelde benzetilen şeyin gerçekten ne olduğunu öğrenirler. Gerçekten nedir? İdeadır. Mesela şu alıştırmayı yaparlar zihinsel olarak. Adalet nedir? Adaletin hakiki bilgisine ulaşmak için adaletin ideasının bilgisine sahip olmak gerekir. Çünkü adalet sürekli değişen fenomenlerden çıkarılabilecek, adil eylemlerden türetilebilecek bir şey değildir. Adaletin bilgisinden çıkar. Dolayısıyla adaletin bilgisine sahip değillerse içlerinin düzeni bozulur. Ne demek bu? Psyche'deki normalde sağlıklı bir toplumda, sağlıklı bir psyche'de en üstte olması gereken logistikon kısmı, akıl kısmı ortaya ya da alta düşer. İşte bu alt üst olmaktır. Alt üst alta gelir, alt üste çıkar. Kelimenin literal anlamıyla alt üste olmaktır. Evet, seni bu düşünceye götüren nedir diyor. İşte burada tarih boyunca söylenmiş en güzel, önemli sözlerden birine geliyoruz. Söyleyeceğim çaresiz, beni bu düşünceye götüren ne? Çocukluğumdan beri Homeros'a duyduğum sevgi ve saygı duraksatıyor beni. Ama gene de söyleyeceğim. Şimdi çocukluğumdan beri Homeros'a duyduğum sevgi ve saygı duraksatıyor beni. Bir Yunan için Homeros'un anlamı peygamberane bir anlam. Bunu zaten defalarca söyledim. Ama dikkat edin. Yani burada Platon acaba çocukluğundan beri derken ruhu da bir gelişim aşaması olarak görürse, ruhun olgunluğa ulaştığı daha ileriki çağlarla, daha ilksel çağlar olan çocukluk arasında bir karşılaştırma yapıyor ve Homeros'un ürettiği kültürü çocukluk aşamasına mı itiyor acaba? Bir soru işareti. Şundan hiçbir kuşku yok. Homeros'un oluşturduğu Homerik kültür, kültürün kendisi Platon'a göre doks aleminin ta kendisidir. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Yani kültürün stereotipleri, ön yargıları, verdiği yalan yanlış bilgiler ile siz hakiki bilgiye ulaşamazsınız. Hakiki bilgiye kültürden yalıtılarak ulaşacaksınız. İşte bu Batı felsefe tarihinde hakiki bilgiye ulaşmanın yolunun yalıtılma olduğunu söyleyen Hristiyan düşüncesinde bambaşka bir münzevi yaşam tarzına yol açacak Platonosçulukta, yani Neoplatonculukta mistik bir tarzda anlaşılacak bir anlayışın ilk ifadelerinden biri. Evet, bütün o güzel tragedyaları yaratanların ilk ustası, yol göstereni Homeros'tur biliyorum. Şimdi demek ki Sofokles, Aisilos, Euripides'in farkındayız. Zaten farkında olmamak mümkün mü? Bunlar Yunan dünyasının ne diyelim, anakronik bir ifade, kültür de anakronik bir ifade ama biraz izah edici olmak için, pop starları, devlet sanatçıları demek daha doğru. Gerçekten devlet sanatçıları bunlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, o güzel tragedyaları yaratanların ilk ustasının Homeros olması. Homeros'la 5. yüzyıl tragedyası arasında bir süreklilik bağı kuruldu. Bir. İkincisi, o güzel tragedyaların güzel olduğunu yadsımıyor Platon. Diyor ki, yani bunların güzel olduğunu yadsımak herhalde hiçbir kültür sahibi olmamaktır. Barbar olmaktır. Yunanca'yı ne kadar güzel konuşuyorlar.
Söyleyeceklerin ne kadar güzel söylüyorlar. Ama eğer biz hakikatin mahiyetini konuşuyorsak, bir şeyi güzel söylemekle onun ne olduğunu söylemek, mahiyetini ifade etmek birbirinden farklı şeylerdir. İşte burada temelde tabii ki estetik çok sonraki yüzyıllarda çıkacak bir kelime, terim. Fakat güzelin alanıyla iyinin alanı birbirinden ayrılmaya başlıyor. Yani güzel olan iyi olmayabilir bu manada. Güzel tragedyalar olabilir fakat ahlak açısından, erdem açısından iyi şeyler söylemiyor olabilir Platon'a göre. Homeros'tur biliyorum. Bütün o güzel tragedyaların ilk ustası, yol gösteren Homeros'tur. Ama diyor, doğrunun hatırı bir insanın hatırından daha büyüktür. Ne büyük söz. Doğrunun hatırı bir insanın hatırından daha büyüktür. Neden? Doğrunun hatırı bir insanın hatırından daha büyüktür. Çünkü burada yeni bir hakikat tasavvuru giriyor. Hakikat burada öznel bir şey değil. Nesnel olarak orada duran ve durağan değişmez sabit olduğu için bilgisine ulaşılabilir bir şey. Dolayısıyla nesnel olan, bütünsel olan, öznel olandan büyüktür, ona öncedir. Doğrunun, hakikatin hatırı tek bir insanın hatırından büyüktür. Düşündüğümü söylemek zorundayım diyor. Elbette diyor. Sonra şu tartışmaya yavaş yavaş giriyorlar. Her türlü benzetmenin aslı nedir? Söyleyebilir misin bana? Çünkü bunun neye de yaradığını ben de pek kestiremiyorum. Sonra nereye giriyorlar? Diyor ki, peki araştırmamıza her zaman olduğu gibi tuttuğumuz yoldan gidelim mi yine? Her zaman ne yapıyoruz? Aynı adı verdiğimiz değişik nesneleri hep birden içine alan bir idea ve bir kalıp arıyoruz. Yani adalet konusunda da öyle yapmıştık ilk kitaplarda. Ey Glaukon, ne yapmıştık? Adalet birbirinden farklı eylemler. İşte adalet sözünde durmak mı? Adalet borcunu ödemek mi? Pek çok böyle eylem buluyoruz. Tamam mı? Değişik nesneler buluyoruz. Fakat bunların tümünü içine alacak bir idea ya da kalıp arayışına geçiyoruz. Bu idea olmaksızın o tikel eylemlerin hiçbir anlamı kalmıyor çünkü. Değil mi? Şimdi de böyle yapalım diyor. Mesela bir sedir idası ele alalım diyor. Sedir ya da masa idası. Platon'un bu kitabında artık sedir idası diye geçen örneklerden biri. Bunlardan her birini yapan işçi bir ideaya uydurur yaptığını. Yani bir marangoz düşünelim. Marangoz sedirini imal ederken bunu bir sedir idasına göre yapar. Değil mi? Yani marangoz sedir idasının taklitçisidir. Marangoz bir mimesis yapar. Tamam mı? Evet diyor, görünürde varlıklar yaratmış olurum ama hiçbir gerçekliği olmaz bunların. Bu türlü varlık yaratan ustalar arasında ressamı da koyabiliriz değil mi? Şimdi bir başka kategori geldi. Şöyle düşünün, sedirin bir ideası var. Sediri yapan bir marangoz var. Bir de sediri yapan marangozu taklit eden bir ressam var. Ressam üçüncü aşamada yer alıyor yani. Tamam mı? Bir görünüşte sedir onunkisi diyor. Ya dülgerin yaptığı, yani marangozun yaptığı, dülger sedir idasını, yani bizce aslını, özünü yapmaz, bir çeşidini yapar. Yani sedir idasını yapabilemez. Sedirin aslını yapmadığına göre gerçeğini değil, gerçeğine benzeyen bir örneğini yapmış olur. Dülger'in yahut başka bir ustanın yaptığı şey tam anlamıyla gerçektir diyen de aldanır bir bakıma. Yani işte felsefenin değil de doksanın alanı buradan oluşmaya başlar. Siz ideanın kendisini ideanın örneğine, taklidine atfederseniz felsefe dışı doksa alemindesinizdir anlamına gelir bu. Öyleyse Dülger'in yaptığı işin asıl gerçeğin yanında sönük kalacağına hiç de şaşmamalı. Şimdi İdeanın güneş gibi parlayan bir şeyi vardır, tamam mı?
aydınlatıcı gücü vardır. Bu aydınlık ve güneş metaforları da hani Platon itibaren Batı felsefe tarihinde ve doğuda da aydınlanma, aydınlık, güneş vesaire metaforlar hakiki bilgiye ulaşma yolunda çok kullanılmış metaforlar olmuştur. Gerçeğin yanında sönük kalan nedir? İşte güneşin yanında güneşin kendisi sayesinde iş görebilen ay gibi bir şey. Marangozun yaptığı. Anlatabiliyor muyum? Üç türlü sedir olmadı mı şimdi diyor. Biri asıl sedir ki onu yalnız Tanrı yapabilir diyebiliriz. Kim yapabilir onu Tanrı'dan başka? İdeayı yapan. Yalnız o yapabilir bence de. Sonra Dülger'in yaptığı sedir. Bir hiyerarşi koyuyor burada. Dikkat edin. Üçüncüsü de ressaminki olsun. Demek ki üç türlü sedirin üç de ustası var. Ressam, Dülger, Tanrı. Tamam mı? Üç, evet. Sedirin aslı özüdür. Aslı özü nedir? Onu Tanrı'nın verdiği formdur. Değil mi arkadaşlar? İdeayı ancak Tanrı yapabilir ve bir gerçeklik, gerçekliğin derecelendirmesi. İşte bu hiyerarşi fikridir. Mesela bu klasik siyasi düşünceye damga vurmuş, modern siyasi düşüncede yoğun bir eleştiriye tabi tutulmuş, varlığın, gerçekliğin, hakikatin ya da gerçek bilgiye ulaşmanın yolunda bir derecelendirme fikridir sevgili arkadaşlar. Yani mesela göksel varlıklarla yerdeki varlıkların bilgisi birbirinden farklıdır. Üstü temel alır, yukarıyı temel alır. Anlatabiliyor muyum? Burada bilgiye yönelirken de bir derecelendirme söz konusudur. En üstte Tanrı'nın yaptığı, altta Dülger'in ürettiği, onun altında da şairin ya da ressamın ürettiği. Şimdi şaire gelecek. Ressam örneğini veriyor, resim sanatından şiir sanatına gelecek. Ressam ne oluyor peki diyor burada. Yani bu üçlemede ötekilerin yaptığı şeyin benzetmecisi. Benzetmeci, ressam, ideanın örnek halini benzeten, benzetmeyle iş gören bir kişi. Sonra geçiş burada. Ressamdan dikkat edin, şaire geçecek. Tragedya şairinin yaptığı da bu değil mi? Benzetme değil mi onun yaptığı da? O da kraldan, yani doğrudan 3 sıra aşağıdadır öyleyse. Bütün benzetmeciler gibi. Yani 3 sıra aşağıda. Bilgiye ulaşma yolunda. Onları oldukları gibi mi yapar? Göründükleri gibi mi? Mesela tartışma bu. Onları olduğu gibi mi yapıyor şair, tragedya şairi? Göründüğü gibi mi yapıyor? Göründüğü gibi yapıyor. Yani çünkü mesela tragedya şairi adalet erdemini işleyecek diyelim. Adaletin ideasına göre değil, Homeros'taki bir kahramanın hareketlerine, eylemlerine dayanarak yapıyor onu. Ondan görerek adaleti oradan türetmeye çalışıyor. Demek ki tabii ki görünenin diyor. Resim her şeyin nesini vermek ister? Olduğu gibi mi yapar bir şeyi, göründüğü gibi mi? Görünenin benzetmesi midir, gerçeğin kendinin midir? Görünenin tabii ki diyor. Demek ki benzetme sanatı, mimesis, mimetik sanatlar, sanatın kendisi, çünkü sanatın kendisi mimesise dayanır, gerçekten bir hayli uzak kalır. Gölgenin gölgesidir. Şimdi bir güneş var, güneşin gölge ettiği dülger var, gölgenin gölgesi olan bir sanatkar söz konusu. Dikkat edin, burada diyor ki, çocuklara ve bilgisizlere gösterse kandırabilir onları. Ama bir filozofu tabii ki kandıramaz. Dikkat edin, bir çocukluk meselesi, Homeros'u çocukluğumdan beri severim derken olduğu gibi yeniden karşımıza geldi. Demek ki şiir temel olarak zihinsel açıdan çok fazla gelişmemiş bir dönemimize ait ve kültürün dünyasına ait. Anlatabiliyor muyum? Kültürün dünyası içinde hakiki bilgiden, bilimden, epistemeden uzak pek çok şey gibi şiir bir paradigma sağlar. Doksa alanının bir paradigmasını sağlar bize. A'da kalmıştık. Şimdi diyor tragedyaya ve onun babası Homeros'a dönelim. Homeros'a bakalım. Bunun yaptığının aslına bakılırsa
Gerçekten bu aslına bakılırsa kelimesinin tam karşılık geldiği yer. Aslı nedir? İdeadır. Aslına bakılırsa gerçekten 3 derece uzak olduğu görünüyor. Şairlerin yaptığı bir gölgedir olsa olsa. Gerçek varlıklar değil. Hatta daha önce söylediği gibi gölgenin de gölgesidir. Adalet iddiası vardır. Adalet iddiasının altında mesela Akileus'un adil ya da adil olmayan eylemleri vardır ve onu aktaran bir şair olarak Sofokles vardır mesela. Ya da Homeros vardır. Sonra diyor ki Homeros'un sözünü ettiği en önemli konulara gelelim. Mesela İyon'da Homeros'un konularına bir başlık açmıştı. Değil mi? Yani bir Helen dünyasında yaşayan birinin bunları bilmemesi mümkün değil. Milli eğitimin olmadığı bir yerde Homeros zaten 6. yüzyılda hemen hemen kanon haline gelmeye başlamış ve kültürün yapıcı öğesi. Şimdi bunlardan en önemlisi savaştı. Şimdi Platon'un daha önceki kitaplarda söylediği önemli bir şey var. Es geçmemek lazım onu sevgili arkadaşlar. Bir saniye. Eğer kitap önünüzdeyse size de madde numarasıyla söylemek isterim. Olimpiyat oyunlarıyla kendi eğitim verdiği filozof adaylarının faaliyetini karşılaştırıyor. 5. kitap 465E tam olarak. Diyor ki bunlardan sıyrılan savaşçılarımızın hayatı, koruyucularımızın olimpiyat yarışlarını kazananlardan daha mutlu olacak. Şimdi aslında olimpiyat yarışı da diyebiliriz buna. Homeros'un savaşçı dünyası da diyebiliriz. Demek ki koruyucuların veya filozofların dünyası iki farklı agon, iki farklı mücadele karşılaştırıldığında daha mutlu bir yaşama karşılık geliyor. Sonra diyor ki Homeros'a soralım diyor. Hangi devlet düzeninde yaptığı değişikliği sana borçludur? Lakedemonya'nın küçük büyük daha nice devletlerin Likurgos'a borçlu olduğu gibi. Şimdi Likurgos Sparta'nın büyük efsanevi yasa koyucusu. Yani diyor ki bir yasa koyucuyla bir şairin Homeros'un eylemlerini karşılaştıralım. Hangisi Homeros'a borçlu bu yasa koyuculardan? Yani soru şu, gerçek yasa koyucu kim? Modern dönemde Şeley'de bir şiir savunmasında ortaya çıkacak olan şairler gerçek yasa koyuculardır ifadesi doğrudan devletin bu 10. kitabındaki 599D'deki ve E'deki tartışmaya verilmiş bir cevap sevgili arkadaşlar. İşte düşünce tarihi böyle. Yani 2000 yıl sonra bir cevap yeniden üretiliyor, yeniden üretiliyor ve bu metinler kanon haline geliyor bir şekilde. Devam ediyor. 599E'de hangi devlet seni iyi bir kanun adamı sayar ve bir fayda görmüştür sende? Senden. İtalya'da ve Sicilya'da Karmondas vardı. Bizde Solon. Sen hangi devlette kanun koydun? Böyle bir devlet gösterebilir mi Homeros? Çok iddialı. Yani gerçekten gerçek yasa koyucunun şair olmadığını açıkça ifade ediyor. 5. kitapta zaten söylemeye çalıştığı da buydu. A'dan geldik. Homeros'un gölgenin gölgesini yaptığını, onu ürettiğini söyledik. 599E'de yasa koyucu ile şairi karşılaştırıyor ve şairin gerçek yasa koyucu olmadığını ifade ediyor ki bunu zaten 5. kitapta filozoflar yönetici kral, krallar filozof yönetici olmalı tartışmasında açıkça zaten önden ifade etmişti. Şimdi burada diyor ki kim diyor 600B'de Homerosça bir yaşama yolu göstermiş mi kendinden sonrakilere? Pitagoras örneğin bunun için baş tacı olmuş. Hala Pitagorasça denen bir yaşama yolunu tutan ve başkalarından ayrılan insanlar var. Şimdi bu felsefi bir yaşama yolu Pitagoras'taki. Aslında felsefe temelde etik bir yaşama yolu sağlar. Bir yaşama sanatıdır. Peki
Homeros'a bakalım. Homeros'un tutarlı olarak verdiği bir yaşama sanatı var mı? Yani diyor ki Homeros etik, politik, felsefi meselelerde söz sahibi olamaz. Bir politeya kurmak istiyorsak ki o da etik, politik, felsefi bir meseledir. Homeros'u bir kenara nazikçe ayırmalı. İnsanları daha iyi etmesini bilseydi, bu türlü işleri benzeterek değil, gerçekten bilerek şiirine koymuş olsaydı bunu yapabilirdi. Oysa ki Homeros ve Hesiodos bunu yapmıyor diyor. Şimdi burada 599 E'de sevgili arkadaşlar, Platon dönemindeki Atina'nın değişen tarihsel koşullarını hesaba katmak lazım. Yurttaş sayısı artmış. Atina'nın demokratiyasında, demokratik polisinde yurttaşlar her tür siyasal yükümlülüğü yerine getir hale gelmiş. Aynı zamanda bir kolonileşme dönemi olduğunu hesaba katarsak, yeni kolonilerde yeni siyasal pratikler, yeni siyasal kurumlar, yeni anayasalar ihtiyacı hasıl olmuştu. Böyle siyasal fonksiyonların muazzam bir artış gösterdiği bir dönemde Homeros gibi geleneksel ve siyasetin etik, felsefi, politik kökenleri konusunda yararlanamayacak birine başvurmak aslında bir acziyet göstergesi. Çünkü zaten var olan koşulların size dayattığı iyi anayasalar yapabilen kişiler bulmak. Mesela burada sofistlere her ne kadar çatıyor olsa da sofistlerle projesi insan işleri üzerine düşünmek bağlamında birleşiyor. Neden? Sofistler de 460'lardan itibaren Atina'da bu tür bir siyasal fonksiyonların artışı durumuna cevap veren figürler olarak ortaya çıkmışlardı. İşte X polisinin anayasasını hazırlamak, burada kurumları reforma tabi tutmak vesaire. Artık şunu ifade edelim, Homeros'la çözümü imkansız bir takım toplumsal, ekonomik vesaire şartlar, durumlar ortaya çıkmıştı. Platon aslında bir yerde de bunu dile getiriyor. Bu açıdan sofistlerle ortak bir payda da buluşuyor. Öyleyse diyebiliriz ki diyor, tabii tekrarlar var metinde. Yani modern okuyucuya tekrarlar olarak düşünülebilir. Fakat bunun bir diyalog atmosferine girdiğimizde sürekli yeni bir yönünün açılması, yeni durumlar karşısında yeni sözler söylenmesi ve o olmuyorsa, o olmadığı durumlarda da argümanın, savın temellendirilmesi ya da pekiştirilmesi olarak düşünmek lazım. Öyleyse diyebiliriz ki şairler, Homeros başta olmak üzere, en yüksek değerleri anlatırken olsun, herhangi bir şeyi uydururken olsun, birer benzetmecidirler sadece. Gerçeğin kendisine ulaşamazlar. Gerçeği bir şeye benzetirler. Onu da benzetmenin benzetmesi, gölgenin gölgesi, taklidin taklidi biçiminde yaparlar. Evet, 601A bu son ele aldığım yer. 601B'de İyon'da ele aldığı mesele dile gelecek. Bu çok önemli bir mesele. Zaten bu devletin 10. kitabı İyon, Sokrates'in savunması gibi daha erken diyaloglarda ele alınan meselelerin çok daha sistematik, tırnak içinde sistematik, çünkü Platon'un sistematik bir filozof olduğundan söz etmek zor. Fakat daha sistemli, daha felsefi yapıyla örgülenmiş bir biçimde karşımıza gelir devletin 10. kitabında. Şair herhalde ele aldığı sanata kelimeler ve cümlelerle uygun renkler veriyor. Aslını bilmediği şey ne? Bir şeyin ideası. Öyle bir benzerini yapıyor ki onun gibi yalnız kelimelerden anlayan kimseler ölçüye, ritme, düzene kapılarak şairin kunduracılığı da savaş sanatında tam olduğu gibi verdiğini sanıyorlar. Asıl vurucu yer sözlerini öyle süslüyor ki sürüklüyor insanları. İyon'dan hatırlayalım, büyülenmişlik. Şairin salt kendi psikesinin alt üst olması değil, şairin yarattığı etki bağlamında dinleyicinin psikesinde oluşan hal asıl meseleye edilen burada. Şairlerin söylediğini şiirin renklerinden sıyırıp da yalın söze çevirdin mi ne hale gelir bilirsin.
Denemişsindir sen de bunu. Hakikaten böyle bir şey yok mudur? Yani şairlerin söylediğini, şairler kızacaklardır ama nesil haline aktarın, çok daha etkisiz sözler haline gelir. Yani şiir bir formla bir şeyi güzel söylemeye çalışmakla aslında içeriğini de kuvvetlendirir. Bazı insan yüzleri vardır hani tazelikten başka güzellikleri yoktur. Gençlik bir çekildi mi üzerlerinden kimse bakmaz yüzlerine. Onlara benzetebiliriz şiirleri. Aslında burada şiirin hakikatin böyle solmuş, artık hakikat olmaktan çıkmış bir ifadesi olduğunu söylüyor. Uydurma varlıklar yapan benzetmeci dediğimiz adam gerçekten anlamaz. Yalnız görünüşü bilir, değil mi? ...602 A'da pekiştiriyor bunu. Demek ki diyor, hani sadede geliyor, benzetmeci benzettiği şeyin aslını ne kendi bilir ne de başkalarından öğrenir. Sonra diyor ki yaptığı şeyleri bilmeyen bir usta. Bunun ustalığından söz edilebilir mi? Ne hoş değil mi diyor. Yaptığı her şeyi benzetecek ama iyi mi kötü mü olduğunu bilmeyecek. Benzetmeye çalıştığı şey de herhalde halka ve bilgisizlere güzel gelen neyse o olacak. Halka derken burada aslında tragedya şairlerinin özellikle demokratik poliste serpildiğini düşünürsek, demokratik polis düzeninde hakim olan halk unsurunun aslında yapısını sergiliyor bize. Yani benzetmenin benzetmesi olan şeylerden oluşan bir halk. Yani Platon'un aynı zamanda bu şiir eleştirisi, demokrasi eleştirisinde en önemli boyutlarından birini oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Demokratiya da temel olarak ideanın bilgisine veya episteme'ye, hakiki bilgiye ulaşılamaz temelde. Benzetmeci benzettiği şeylerin ne olduğunu pek bilmez. Yaptığı iş ciddi insanlara yakışmayan bir oyundur. 602 B. Tragedya şiiri düzenler, benzetmeyi kullanır diyor. Sonra yeniden tekrar ediyor. Bu benzetme gerçekten 3 derece uzak bir şey değil mi? Sonra diyor ki öte yandan bu benzetme hangi tarafına dokunur insanın? Yani Püsüke'nin bölümlendirilmesini biliyoruz. Bu bölümlendirme içinde bu benzetme hangi tabakaya karşılık geliyor? En üst tabakamız akıl, logistikon, temel olarak idealara bakabilen, yüzünü onlara çevirebilen bir şey ise asıllarla, özlerle ilişkindir, değil mi? Ondan alt kısımlar benzetmelerle uğraşırlar. Demek ki şiir akıl kısmından ruhun daha alt bölümlerine hitap ediyor. Bütün bunlar diyor bir karışıklık yapar içimizde. Asıl mesele şiirin dinleyicide oluşturduğu duygu. Yani Aristoteles'in Poetikası'nda da göreceğiz bunu nasıl ifade ediyor. Platon'dan çok farklı bir şekilde ifade edecek. Fakat bu tematiği kuran Platon'un Devletin 10. kitabı. Yani benzetmenin iç düzende, püsükede yarattığı karışıklık, akla aykırı yanı gıdıklayarak iç düzensizliğe sebep olması, aklı tutkular ya da öfke denen diğer iki yanımızın emrine vermesi. Temel mesele budur. Şimdi bu aldanmaya karşı ne yapılabilir? İşte bütün akademiya projesi bu aldanmaya karşı oluşturulmuş büyük felsefi tasarısı Platon'un. Yani bunu bildiğiniz gibi fiiliyata da geçiriyor. Aristoteles bu akademiyadan ilk çıkan büyük filozoflardan biri. Pek çok büyük filozof var. İsimlerini bilmediklerimiz de var. Fakat diyor ki bu aldanmaya karşı ölçme, sayma, tartma gibi güzel çareler bulmuşuz. Nedir bu? Aritmetik. Büyüklüğü, küçüklüğü, çocukluğu, ağırlığı değişik öngören, değişik gören yanımıza değil, sayan, ölçen, tartan yanımıza değer vermişiz demek ki. Bu hesapları yapan da içimizdeki akıldır. Yani bir şeyi neyse o. Büyükse büyük, küçükse büyük, küçük. Bazen küçük, bazen büyük değil. Veya bazen ağır, bazen hafif değil. Neyse o olan yanımızı geliştirecek bilimlere ihtiyacımız var.
Bu da psikenin en üst kısmında yer alır. Aklımızın ölçüdür bu sevgili arkadaşlar. Ölçüdür. Demek ki şiirin yaptığı ne? Ölçüsüzlüğü teşvik etmek. Bu ölçüsüzlük ruhumuzda kalmaz. Politeya'da bir ölçüsüzlüğe varır. Ölçüye, hesaba dayanan yanımız içimizdeki en iyi yandır. Elbette. Aklımızın ölçüye dayanmayan bir yanı da var ki bu ölçüye başvuran yanıyla bir olamaz. İşte ruhun bölümlenmesi. Resim ve her benzetmeci sanat doğrudan uzak kalır. Bilgeliğe karşı koyan yanımızla düşer kalkar. Sağlam ve gerçek hiçbir şeyin ardına düşmez. Sonra tabii şiire de geliyor. Sadece resim değil. Yalnız göze söyleyen benzetme mi böyledir? Ressamın yaptığı mı? Yoksa kulağa ve şiir dediğimiz, kulağa söyleyen ve şiir dediğimiz benzetme de böyle midir diyor. Sonra diyor ki o da öyle olacak tabii. Yani resimle şiir örneklerini paralel bir biçimde ele alıyorum burada. İkisi de benzetmeciler. Gölgenin gölgesi olarak örneklendiriliyorlar. Şiirin resimle benzerliğiyle yetinmeyelim diyor. Benzetmeci dediğimiz şiir insanları kendi istekleriyle ve zorla yaptıkları işlerde gösterir. Buna göre insanlar kendilerini mutlu ve mutsuz sayar, üzülür veya sevinirler. Bu değil midir yaptığı, yoksa başka bir şey daha yapar mı? Nedir bu şiirin yaptığı? Bütün bu durumlarda insan kendinden emin midir? Kah üzülüyor, kah seviniyor vesaire. Bu bilgiye ulaşmanın, hakiki bilgiye ulaşmanın ve hakiki bilgiyle gerçekleşecek yasa koyuculuk faaliyetinin temeli olabilir mi? Kendi kendisiyle gelişme ve çatışma halinde değil midir bu durumlarda insan? Kendinden emin olmak yerine. Kendinden emin olmak aynı zamanda kendi kendisi üzerinde bir kontrol, denetim sahibi olmak. Yani bunu iyi yapamayan yasa koyucu da olamaz. Değil mi? Yasa koyuculuğun temeli Yunan dünyasında özellikle platonik anlamda kendi kendisine egemen olmaktır. Kendi kendisine egemen olmak psikesinin diğer bölümlerini aklın hizmetine adamaktır. İçimizin böyle birbirini tutmayan bir sürü şeyle dolu olduğu sonucuna varmıştık. Yani şiirin yaptığı sonuçlardan biri olarak. Sonra diyor ölçülü bir insan. Ölçüllük temel erdemlerden biri. Özellikle politeya düzenlenirken. Mesela düşüncenin bir erdemi olmaktan da ziyade daha sonra bu karakter ve düşünce erdemleri Aristoteles'te ayrılacak. Yani düşünce çünkü ölçüsüzlüğü de talep eder. Bir şeyi aşmak istersin. Aşmak isterken var olan ölçüleri bozarak yeni ölçüler yaratırsın ve hakim düzen içinde o ölçüsüzlük olarak görülür. Fakat politeya düzenlenirken her sınıfın organizmada olduğu gibi kendi yerinde olması gerekir. Adalet de aslında buna benzer bir şeydir. Dolayısıyla adalet erdemi ölçülülük erdemiyle politeya bağlamında uzlaşır, kesişir. Sofrosu yine yani en önemli erdemlerden biri. Ölçülü bir insan dizginler mi kendini diyor? Dizginler. İşte ne karşısında dizginler? Kendi ruhunun en alt bölümünde olan şehvet ve diğer duyguları karşısında dizginler. Çünkü bunlar ruhu köleliğe doğru götürürler. Yani ipleri eline aldığında ruhu köle yaparlar. Mesela burada çok önemli bir şiir felsefe tartışmasını açacak bir şey var sevgili arkadaşlar. 8. ya da 7. kitapta olması lazım. Bir zorba tipi çiziyor. 9. kitapta, evet. Şimdi zorbanın profilini çiziyor. Bu eski türde tiran olarak da düşünülebilir. Tiran nasıl bir insandır ona bakalım. Zorba, zindanda zincire vurulmuş bir kişi gibi. Fakat türlü türlü tutkular, korkular, istekler ortasında. 579C sevgili arkadaşlar. İstediği kadar gezme görme merakı olsun bu adamın hiçbir yere kıpırdayamaz. Neden? Çünkü kendi istekleri arzularının kölesi olmuştur. Daha sonra da diyor ki insan ne kadar zorbaysa o kadar da köledir. Yani burada
İsteklerini biraz olsun doyuramaz bu adam. Zorbanın hali böylece ezdiği insanların haline benzemiyor mu? Şimdi eğer içimizdeki en alt kısmı üst kısmın emrine vermezsek köle haline geliriz. Aslında bu zorbalık demek. Yani şuraya getirmek istiyorum. Platon'un şiir sanatıyla zorbalık arasında kurduğu bir bağlantı da var. Bu doğrudan politik bir bağlantı. Yani diyor ki şiir sanatının bizde uyandırdığı duygu aklın altüst, psikenin altüst olarak aklın devreden çıkmasıysa bu zorbanın ruh haline çok benziyor. Şimdi kitabın ilk kısımlarında Sofist Trasimakos'un adalet güçlünün işine gelendir savı ele alınıyor. Tamam mı? Aslında Trasimakos'un söylediği bir tür zorbalık durumu, değil mi? Platon kitabı diyalogları bitirirken 10. kitapta aslında bize sofist figürünün yanı sıra bir de şair ya da şiir figürü koyuyor. Tamam mı? Diyor ki işte bir bakın bunların arasında bir benzerlik var. Politeya ya da ideal toplumda bunların yasa koyuculuk faaliyetine yer olamaz. Çünkü bunlar insanı zorba kıldığı gibi politik bir zorbalığa da yol açarlar. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, insan kendinden emin midir? Kendini tutmasını emrede, dizginleme meselesinden, kendine egemen olma meselesinden, ölçülülükten, Sofrosine'den gelmiştik buraya. Kendini tutmasını emreden nedir ona? Akıl ve yasa değil mi? Yasa der ki dünyadaki en güzel şey bela karşısında elden geldiği kadar istifini bozmamak. Burada başka bir tema girecek. İyi takip edin. 604C. Boşuna bağırıp çağırmamaktır. Çünkü başımıza gelenlerin nesi iyi nesi kötü bilemeyiz. Tepinmekle bir şey kazanamayız sonrası için. İnsanda hiçbir şey o kadar büyütülmeye değmez. Üstelik acıya kapılmak bu kötü anlarda hemen imdadımıza gelecek bir şeye engel olur. Neye engel olur diyor. Onun cevabını vermeden buraya bakalım. Burada kastettiği ne? Yunan dünyasında çok geçerli bir politik davranış kalıbı olan, tragedyalarında temel konularından birini teşkil eden yas meselesi sevgili arkadaşlar. Yas meselesi. Bu yas meselesi özellikle Trakyalı kadınlar başlıklı tragedyada ve bütün tragedyalara damgasını vuran bir unsurdur. Yani mesela Antigone'ye geldiğimizde göreceğiz. Antigone'de asıl sorun yasın politik belirlenimi sorunudur. Tabii ruhun mükemmelleşmesi fikri var. Yani hem bu kitapta var hem Timaios diyaloğunda var. Ruhun Tanrı'ya benzemesi sevgili arkadaşlar. Bütün bir Hristiyan mistikliği, Neoplatonculuk, Platonios ve İslam tasavvufu üzerinde de etkide bulunacak olan temel düşüncelerden biri. Ruhun mükemmelleşmesi, ruhun mükemmelleşirken Tanrı'ya benzemesi. Evet, şimdi bir yas sorununda kalmıştık. Fakat yas sorununa geçmeden ben şiire karşıtlığının çeşitli öğelerini size aktarmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar epistemolojik diyebileceğimiz bilgiye ulaşmanın önündeki öğe. Tabii ki Platon'da böyle epistemoloji, ontoloji gibi ayrımlar yok. Fakat daha anokranik bir dille söylersek anlayabileceğimiz bir şekilde şiir bizim hakiki bilgiye ulaşmamız yolunda engeldir. Bir. İkincisi siyasal. Şiirin içimizde oluşturduğu zorbalık hali, yani şiir sonucu, şiirin yaptığı etki neticesinde meydana gelen püsükemizin altüst olması ve ruhumuzun köleleşmesi, köleleşince zorbalaşmamız fikriyatı aslında siyasal bir nedenle öngörüyor. Yani yasa koyucu olarak iyi bir, ideal bir politikada şairin rolü bu yüzden kontrol altına alınmalı. Bir diğer neden sevgili arkadaşlar, bu ilginç bir şey, bu spekülatif bir şey söyleyeceğim. Şimdi Devletin 5. kitabında 464E'de bu politeyanın, ideal politeyanın unsurlarından bahsederken
bedenlerinden başka her şeyleri ortak olunca diye bir şey bahsediyor. Platon'un böyle tırnak içinde komünist kurumlara verdiği paideia, eğitim rolünü biliriz. Hepimiz aşinayız. Yani bu filozoflar ortak bir yaşam sürecekler. Filozof adayları pardon. Bedenlerinden başka her şeyleri ortak olacak. Özel mülkiyet sahibi olmayacaklar. Çocuk sahibi olmayacaklar. Çocuklar özelleşmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Çocukları devlet büyütecek. Politeia o işin sorumluluğunu üstlenecek. Şimdi bunu şiirle birlikte düşündüğümüzde nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? Bu Platon'un Politeia'sının özüdür bu ortaklık, müşterek hayat anlayışı. Mesela çağdaş Fransız düşüncesinden Badiou, Platon üzerine yazdığı böyle uyarlama bir kitapta bunu savunur ve Platoncu komünizm olarak adlandırır. Şimdi bunu şair meselesiyle ilgili düşündüğümüzde nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Şiir faaliyetinin sonucu olarak şairde yarattığı duygu biraz özelleşmiş bir duygudur, değil mi? İnsan bir şeyi güzel söylediğinde aslında onu biricik söylediğine bir özgünlük, özelleşmişlik hissi doğuran bir şekilde netice verir bu süreç. Yani o yüzden mesela şairler yine kızacaklar ama şair kibri denilen bir şey vardır. Yani şairler biricik varlıklar, biricik söyleme biçimi bulan yaratıcı ustalar olarak kabul edilirler. Değil mi? Tabii ki bunun istisnaları var. Bence Türk şiirinde, modern Türk şiirinde bunun en büyük istisnası Turgut Uyar'dır. Ustamız acemilik başlıklı denemelerinde özellikle bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şair kendi yarattığı nesneyle kendisini ayırt edemeyen bir varlık biçimi aynı zamanda. Dolayısıyla hani Platon'un şiir ya da şairlere yönelik eleştirisine böyle bir bağlamı da ekleyebiliriz. En azından bunu bir spekülatif soru olarak aklımızda tutalım. Şimdi yas meselesinden devam ediyoruz. Yas meselesinde kalmıştı. Evet. Yani burada aslında bakılırsa yası tarif ediyor. Tragedyalarının konularından birini tarif ediyor. Yani istifini bozmak, boşuna bağırıp çağırmak vesaire. Antigone'deki meselede kalmıştık, değil mi? Yani Kral Kreon aslında Antigone'nin yasını tutmasına izin vermiyor. Mesela çağdaş düşünürlerden biri Judith Butler, kamusal yasın ayrımcı dağılımının temel bir politik mesele olduğunu söyler. Antigone'den vesaire hareketle. Neden? Kimin yasının tutulup kimin yasının tutulamayacağı meselesi politik bir sorundur. Yani Antigone'nin bize söylediği, bildirdiği ana fikir budur. Şimdi Platon bu tragedyanın konularını yine böyle püsükenin alt üst olması, akli olarak meselelerin düşünülememesi olarak ele alıyor. Ne demek istiyorsun diyor. Başımıza gelen üstünde düşünmeyi akıl yoluyla bulacağız. Demek ki en iyi yanımız akla uyan yanımızdır. Çünkü bu hep bir örnek kalan akıllı durgun yanımız pek benzetmeye gelmez. Benzetilse de eğlenmek için tiyatroya dolmuş her cinsten insan kalabalığı zor anlar bunu. Yine halk, demokratiya, demokratik Atina polisi meselesine geliyor. Tragedyayı aslında demokratiyanın temel unsurlarından, kültürel unsurlarından biri olarak düşündüğünü görüyoruz burada. Hem benzetmeci şairin akıldan yana gitmeyeceği besbelli bir şey. Sanatına el vermez bu. Halka da beğendiremez kendini bu yoldan. Yani hakikati söylese aslında halk onu beğenmez diyor. Onun işi benzetmesi daha kolay olan coşkun, taşkın, değişken yanımızı ortaya koymaktır. Püsüke'nin bölümlerinden aklın alt taraflarına hitap etmektir. Aşağı bir faaliyettir. Sonra yine cesareti topluyor, kendine güvenli bir şekilde diyor ki bütün bunları söyledikten sonra öyleyse şaire çatmakta, onu ressamla bir çuvala koymakta haklıyız.
605b. Gerçeğe yakınlık bakımından onun yaptığı da pek değerli bir şey değil. O da içimizin iyi yanını bırakıp daha az değerli yanını ele alıyor. İşte ilk haklı sebep bu. Onu bizim devlete sokmamak için. En iyi kanunlara uyacak bizim devletimiz. Oysa içimizdeki kötü yanı uyandırıyor, yani şairse kötü yanı uyandırıyor, besliyor, güçlendiriyor, böylelikle de aklı yıpratıyor. Benzetmeci şair hem insanın içinde kötü bir düzenin kurulmasına yol açıyor, akla aykırı yanımızı gıdıklıyor, o yanımızı ise üstünlüğümüzle aşağılığımızı ayırt edemez birbirinden. Yani o yanımızın böyle ölçme değerlendirme ile ilgili bir yetisi yok. O yeti ona uzak zaten. Aynı şeyleri bir büyük görür, bir küçük, bir sürü görüntüler, kuruntular yaratır. Her zaman alabildiğine uzak kalır doğrudan, hakikatten, episteme'den. Sonra bir başka fasla geçiyor. Şiirin en büyük kötülüğünü daha söylemiş değiliz. Durun daha durun diyor. Daha söyleyecek çok şey var. En kötü yanını söylemiş değiliz. Homeros yahut herhangi bir trajedi şairi bir kahramanın acı duymasını, ahlarla vahlarla konuşmasını, göğsünü yumruklayarak derdini haykırmasını tıpatıp benzetiyor. Dikkat edin yas meselesiyle, temasıyla yakından ilgili. Göğsünü böyle yumruklayıp haykırması. Yani ölçüsü bozulmuş bir ruh düzenini işaretliyor Platon'a göre. Püsüke'nin alt üst olması bu. Ölçüsünü bozması, ölçüsüzlük, düzensizlik, ruhtaki düzensizlik, Politeia'daki düzensizlik demek. Platon'un böyle bir akıl yürütmesi var. Bu dikkat edin 604C'deki bu yas iması 605E'de şiirde beğendiğimiz ağlaşmaları kadınlara bırakırız diyor. Dikkat. Yas tutma temasıyla ilişkili olduğuna yönelik bir ima daha. Çünkü yas kadınlara atfedilen bir şey. Yani kadınların bir tür politikleşmesinin dolaylı araçlarından biri olarak düşünülüyor. Yani kadınlar erkekler gibi böyle rasyonel yurttaş eylemlerinde bulunmuyorlar, yurttaş olamıyorlar. Fakat gelin görün ki yas törenleri kadınların dolaylı yoldan politikleşmesini sağlıyor. Yani yas eğer politik bir sorunsa fonksiyonu böyle bir yorum yapılabilir fonksiyon açısından. Evet, benzetmekten utanacağımız bir adamı alkışlamaya, iğrendiğimiz bir şeyden hoşlanmaya, coşmaya hakkımız olabilir mi? Akla sığmaz bu diyor. 606A'da bir başka işte o en kötü şey dediği yere geliyor. İşte yaratılmışımızdan bu isteklere çevrili yanımızı duyurmak ister şairler. Tiyatrolarda budur coşturdukları yanımız. Dikkat edin coşturdukları coşkunluk ruhun özellikle orta kısmına, tümosa ait bir özellik. Hitap ettiği yan bu yan. Gazap, öfke, coşkululuk, aşırı heyecanlılık vesaire. Ruhun, Püsüke'nin düzenindeki ölçüyü bozan her ne varsa o. Onlara göre başkalarının duyguları bizim de duygularımız olabilir. Çünkü duyarlılığımızı başkalarının dertlerine göre ayarlamışızdır. Kendimiz için dizginlediğimiz acılar başkaları için dizginleyemeyiz. Sonra komedya meselesine, daha önce hiç ele almadığı komedya meselesine geçiyor. Yani burada hep Homeros'tan sonra, yani başta resim, sonra şiir, şiirde Homeros, Homeros'tan sonra tragedya, tragediden sonra komedyaya ele alıyor. Komedyanın yaptığı neymiş? Aklınla tuttuğun gülünç yanını meydana koymak, onu desteklemek, farkına varmadan bir soytarı haline gelmek böylece. Yani tabiri caizse vakarı bozuyor. Ruhun vakarını bozuyor. Ama bu formel bir bozulma değil. Yani ruhun iç düzeninin bozulmasının neticesi olarak kendisini gösteren vakar, vakur duruşun, ölçülü duruşun bozulması. Benzetme bu duyguları kurutacak yerde sulayıp besler. Dizginlenmesi gereken tutkulara içimizin dizginlerini verir. Böylece daha iyi ve mutlu olmamıza değil, kötü ve mutsuz olmamıza yol açar.
Sonra diyor ki 606E'de yaptığınız işin çok farkındayım diyor. Yani birisi çıkacak diyecek ki diyor, Homeros Yunanlılığın kurucusudur. İnsanları yönetmek, yetiştirmek için ondan örnek almalı, davranışlarımızı onun öğütlerine uydurmalıyız. İşte hakim olarak fiilen var olan Yunan kültürünün sıradan bir insanının duygularını tercüme ediyor. Burada diyor ki, diyeceksin ki ona, bence de Homeros şairlerin en büyüğü, tragedya şairlerinin de başıdır. Ama bizim devletimize tanrıları ve iyi insanları öven şiirlerden başkasını sokmayacağımızı unutmazsın. Ne kadar hoş da olsa öteki şiirlerin perisi senin devletine girdi mi, acı tatlı duygular kanunların yerini alır. Toplumda her şeyde en iyi arayacak yerde acıya tatlıya bırakır. Yani bir üç düzensizlik, bir kargaşa hali ortaya çıkar. Hoş olan iyi olanın yerini alır. Oysa bir şeyi hoş söylemekle onun ne olduğunu söylemek, olduğu gibi söylemek arasında biliyoruz Sokrates'in savunmasının ilk bölümlerinden itibaren bir fark var. Sonra diyor ki şiirle felsefenin bozuşması yeni bir şey değildir. Bunun farkındayım diyor. Yani bu eski bir düşmanlıktır. Şiirle felsefe arasındaki düşmanlık. Yani Platon ne yaptığının çok iyi bilincinde. Zaten kitabın son sözünü ve vurucu sözünü söylerken son kısımda ele almazdı bunu yoksa. Eski bir düşmanlığa da atıf yapıyor. Tabii ki bu düşmanlık işte Aristofanes'le Sokrates arasındaki düşmanlığa kadar geri götürülebilecek bir şey. Sonra defalarca vurguluyor. Şiirin ne hoş şey olduğunu sen de bilirsin değil mi dostum diyor Glaukana. İşte asıl mesele şiirin estetik açıdan bir değerinin olup olmadığı değil. Şiirin etik, politik, felsefe üzerindeki iddiası. O hoş olan bağlamında kalmalı. Hele Homeros'u dinlediğin zaman bilmez olur muyum diyor. İşte asıl mesele onun o alanda kalmaması. Sonra diyor ki hangi çeşit şiir olursa olsun kendini haklı gösterebilirse devletimize girmeye hak kazanır. Yani sansür var fakat devlete girmeye hak kazanacak şairler de var demek ki. Bu şairler nasıl olacak? Benzetme sanatına başvurmayan, politeyan amaçları doğrultusunda iş yapan şairler olacak. Sonra yani sıradan bir yurttaşa söylediklerinin çok radikal gelebileceği düşüncesini hep aklında tuttuğundan, hiçbir kenara bırakmadığından diyor ki, biz de bu güzel Yunan ülkesinde şiir sevgisiyle yetiştik. Platon eski bir şairdir hatta. Yani Sokrates'i tanıdıktan sonra şiiri bırakıp felsefeye yöneldiği de söylenir. Yüreğimizde yeri vardır. Onun iyilikten, doğruluktan yana olduğunu görmek canımıza can katar. Ama kendini haklı gösteremezse dinlemekle kalırız. Şiirin büyülü güzelliklerine karşı koruz. Büyülü, büyülenmişlik. İşte şiirin büyüsünün yerine aklın yargı yetilerinin alması. Platon'un Politeyası'ndaki asıl unsur bu sevgili arkadaşlar. Ve insanların çoğunu hala büyülemekte olan bu tutkuya bırakmayız kendimize. Ya Platon şunu söylüyor. Şiire de bu ruhun çok bölümlü kısımlarında yer var. Tıpkı tutkuların bir yeri olduğu gibi. Yani Platon'un çoğu zaman yanlış bir şekilde Hristiyanlığın basitçe tutkuları bastırmasıyla karıştırılmasından farklı bir dünyası var. O dünyada şiire de yer var, tutkuların doyurulmasına da yer var. Fakat onlar yerini bilirse, her şey yerli yerinde olursa, asıl mesele bu sevgili arkadaşlar. Evet, sonra devletin 10. kitabı yavaş yavaş bitiyor. Neyle bitiyor? Ruh meselesine geliyor. Ruhun ölümsüzlüğü. Bu ruh meselesine, ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu meselesine buradan iyi kötüyü türetecek çünkü. Yani ruh anlayışında da Homerik dönemden Platon'a doğru geçişte ruhun soyutlaşması böyle uçan kaçan rüzgar misali bir şey değil. Kalıcı bir şey haline gelmesi ve böylelikle erdemlerin türetilebileceği bir kaynak haline gelmesi söz konusu. Bu meseleyle sonuna doğru gidiyor. Ruhun özünün ölmezlik olduğu, hızlıca ben
en azından tematik olarak sergileyeyim size ki bütünlüklü bir yan olsun. Katıksız yalın kendi başına seyredeceğiz onu düşüncenin gözleriyle. Ama biz görünüşe değil ruhtaki başka bir şeye bakacağız. Glaukon. Nedir o? Gerçek hakikat sevgisi. Tanrılığa, ölümsüzlüğe, sonsuzluğa yakın tarafıyla aradığı, ulaştığı şeyler nedir? Ona bakacağız. Bu yüzden ruhun ölümsüzlüğü, sonsuzluğu, Tanrı meselesi bu yüzden geliyor. Şairin yapamadığı şey budur. Ve bu meselelerle de zaten sona doğru gelecek. Sona doğru bir Tartaros cehennem mevzusu var. Bunlar hep daha önce konuştuğumuz Homerik dönemdeki ruh inancının değişmesi, sonsuzluk yaklaşımının gelmesi gibi bağlamlarda ele alınmalı. Son olarak diyor ki 621D'de artık metin bitiyor, diyalog bitiyor. Yukarılara götüren yolda yürürüz. Mesela Theaitetos'ta 176B'de şöyle diyor, bununla paralel bir biçimde. Buradan mümkün olduğunca çabuk yukarılara kaçmaya uğraşmalıdır. Fakat bu kaçış Tanrı'ya elden geldiğince benzemek de olabilir. O ruhun mükemmelleşmesi bağlamı bu. Devlet 7521C'de varlığa yükseliş, bir yükselme olarak. Yani başından geldik diyaloğun Pire'ye indik, sonuna doğru bir yükseliş var. Yükseliş nasıl temellendiriliyor? Şiirin eleştirisiyle. Çünkü şiir doksa aleminde bizi buraya gömüyor, yükselmemize engel oluyor. Gerçek, hakiki bilgiye, epistemeye bakmamıza engel oluyor. 7'nin 7. kitabın 529B'sinde, bunu daha sonra da bakabilirsiniz, ruhu yukarıya baktıracak bilimden bahsediyor mesela. Veya 516A'da dik ve sarp yokuştan yukarı çıkarıp yukarı dünyayı görmek isterse, yani işte nedir yukarıya doğru bizi götürecek olan iş, şey felsefedir. Bizim Tanrı'ya benzememizi sağlayacak olan şey felsefedir. Buradan son bir eleştiri bağlamına geçeyim ve öyle bitirelim. Yani Platon'un demek lazım daha doğrusu, şairlere ya da şiire yönelik karşıtlığının pek çok bağlamından söz ettik. Estetik diyebileceğimiz bir bağlam, bilgiye yönelik bağlam, siyasal bağlam, genel zihniyet bağlamı, ortak olan, özel olan meselesi ve teolojik bağlam. Bu da çok önemli. Zaten bunu diyaloğun başlarından itibaren tartışarak geliyor. Mesela ikinci kitapta sevgili arkadaşlar böyle bir tartışma var. Diyor ki, şimdilik seninle ben şair değil devlet kurucusuyuz. Dikkat edin. 10. kitapta ayrıntılı olarak ele alınacak mesele burada bir açılış sahnesi olarak karşımıza geliyor. Diyor ki daha sonra kurucuya düşen şairlerin masallarının ne yolda olacağını bilmek ve bu yoldan ayrılmalarına göz yummamaktır. Nedir bu masallar? Tanrılar üzerine söylenecek masallar. Kısacası şu, Tanrı sözde de şarkıda da sahnede de aslında nasılsa öyle anlatılmalı. Şimdi Sokrates mitolojinin yerine burada teolojiyi koyuyor. Yani teoloji kelimesinin ilk mucitlerinden biri zaten Platon bu anlamda. Mesela Tanrı'nın iyiliği bahsi geçiyor. Yani olduğu şey nasılsa öyle anlatılmalı derken Tanrı'yı iyi olarak kabul ediyoruz ve iyi anlatmalıyız. Oysa şairler öyle yapmıyor ki. Tanrı bir öyle, bir böyle. Dolayısıyla Platon'un şairlere yönelik eleştirisinin teolojik bağlamında Tanrı'nın nasılsa öyle anlatılması ve Tanrı'nın temelde iyi olması sorunsalı var sevgili arkadaşlar. Zaten diyor ki 379C'de demek ki Tanrı iyi olduğu için insanların başına gelen her şey çoğumuzun sandığı gibi ondan gelmez. Yalnız iyi olan şeyler Tanrı'dan gelir. Tragedyadaki en büyük temalardan birini alt üst etti burada. Nedir o? Bela. Kahramanın bir günah nedeniyle, bu günah da bireysel bir günah değildir, topluluğa ait bir günahtır, Tanrı'nın lanetine uğraması. Çoğu tragedyanın sorunsalı bunun etrafında döner. Kaderine karşı çıkmaya çalışan fakat bunu yapamayacak bir kahraman.
Fakat Platon diyor ki kötü bir şey Tanrı'dan gelmez. İyi bir şeyden iyi bir şey çıkar ancak. Tanrı da iyi olduğuna göre Tanrı'dan iyilik türeyebilir.